Ama hiç görüşemez olduk Hilal. Yani abin geldiğinden beri sen çok yoğunsun. Özlüyorum seni. Ne yapayım? Basın toplantısı mı? Ne zaman? Tamam, tamam haberleşiriz. Ben de seni. Yok, sen kapat. Sen kapat. Tamam, hadi görüşürüz. Sakın bir kelime bile etme. Aa, hala. Sakın bir kelime bile etme. Farkında mısın? Çevrendeki kimse sana katlanamıyor. Tek ben katlanıyorum ama sen de bana berbat davranıyorsun. Sen kapat. Müzayedede sergilenecek elmaslar binada özel bir depoda saklanacak. Öncesi ya da sonrası çok tehlikeli. Tam müzayede sırasında yapmamız lazım operasyonu. Mücevherler nerede saklanıyor, nasıl taşınıyor, kimler geliyor, çıkıyor, gidiyor? Hepsinin detaylı raporunu istiyorum senden. Tamam şefim, ben de. Pardon ama nacizane bir fikrim var. Böyle plan yaparak o binayı soyamayız ya. Gidip yerinde görmemiz lazım. Ya biz de çok isteriz aslında, şöyle ekipçe bir gidelim gezelim de kale gibi korunuyor ya mekan. Sarı kız, bir şey soracağım. Ya sen genel olarak böyle gergin misin, bana özel bir şey mi? Tamam, bana özel ama yapma. Yani bünyene zarar, ay kırış kırış olacaksın, erken yaşlanacaksın. Deşifre olabiliriz. Bizim için çok tehlikeli. Ben halledeceğim orasını. Sen o binaya girene kadar ben 10 kere girer çıkarım. Ha. Gel. Gel. Gel gel. Sen bugün benimle iddiaya girilmeyeceğini öğreneceksin Maviş. Sen de pişman olacaksın Onur Karasu. Göreceğiz. Ben şimdi tam olarak anlayamadım şefim. Biz bütün depoyu mu soyacağız? Hayır. Sadece bunu. Vay, Sahra'nın gözü. Tam benlik. Sahra'nın gözü. Melih. Var, şeyde... He, yok. Yok, hiç yok. Hepsini yedim ben, yok. Kalpsizsin. Açım ya. İki dilim pizzayı çok yaradın. Yazık ya. Ben bu kadına hiç güvenmiyorum. Ben de. Gözüm üzerinde. Siz merak etmeyin. Telefonum yok. Cebimdeydi az önce. Bir de gözü üstünde olmasa acaba neyimiz çalınacak? Çok merak ediyorum. Efendim? Ha, alo Musti. Ben Ece. Kızım sen neredesin ya? Bin kere aradım, bin kere. Ya psikopat Onur telefonumu aldı, vermiyor da. Şu an bir ajanın telefonunu çaldım. Sicilime at bir çizik daha. Aferin sana. Acaba daha fazla başını belaya sokmadan oradan kaçıp gitsen mi ha? Ne dersin? Hayır. Şu an hapse giremem ben. Elif benim kardeşim mi değil mi öğrenmem lazım. Bak kanka, eğer Elif kardeşinse onu da alıyoruz, basıp gidiyoruz buradan. Söz mü? Söz, tabii ki söz. O Onur beni burada bir dakika bile tutamaz. Söz. Şey Ece, yalnız küçük bir sorunumuz var. Ne oldu? Hazır'ın adamları geldi, seni arıyorlar. Ne? Bir iş mi varmış, neymiş? İşte seni soruyor adam. Ya işine, ben ona olan borcumu ödeyeceğim. Bana bak, sana bir zarar verdi mi? Yok. Şimdilik vermedi en azından. Yalnız bir küçük sorunumuz daha var. Artık evimizin kapısı yok. Tatlım, canım benim. Bir tanem seni korkutmak için yapmıştır. Sen boş ver kapıyı falan. Sana bir şey yapmadı değil mi? İyi misin? Ben geleceğim yanına, merak etme. Şimdi hemen çıkıp geleceğim. Tamam tamam. Ama bak dikkat et, tamam mı? O herif manyağın teki, sokakta falan seni bekliyor olabilir. Ben dikkat ederim. Sen kendini koru. Bu arada bir daha gelmezler, merak etme. Aha, seni niye aradığımı unuttum. Şu tatlı köpekler var ya, o tatlı köpekleri bana ayarlayabilir misin? Hı? Tamam hayatım, tamam hadi. Öpüyorum aşkım, her zamanki yerde, bay bay. Ah Ece, ah Ece.
Artık kendi telefonunu kullanabilirsin. Tabii ya. Hackleyeceksin ve beni dinleyeceksin değil mi? Üzerimde takip cihazı var, dinleme cihazı var. Eğer başka bir yerime, başka bir cihaz takmayacaksan müsaadenle ben müzayedeye gideceğim ve etrafı kolaçlayacağım. O işi ben halledeceğim. Sen ajan gibi hallet, ben hırsız gibi. Olur? Ece, bak sakın o binaya gideyim falan deme. Ayrıca sen köpekleri ne yapacaksın? Musti! Musti! Canım. İyiyim, iyiyim. Sen geldin daha iyi oldum vallahi. Allah kahretmesin ya. Sana bir şey olsaydı kafayı yerdim ben. Bir şey yapmadılar değil mi? Yok yok. Ha? Hayır, tabii, hayır. Tamam, yok. Benlik bir şey yok. Sen beni merak etme. Hadi gel. Gel şöyle geç. Bir şey. Ya sana bir şey olsaydı yemin ediyorum gerçekten delirirdim. Bir şey yapmadılar değil mi? Bak doğru söylüyorum. Kızım sakin, iyiyim ben. Beni merak etme. Beni değil zaten. Seni arıyorlar. Ne yapacağız Ece ya? Ben bulurum bir yolunu. Sen kendine mukayyet ol. Bana bak, eve girip çıkarken falan dikkatli ol ya. Bu manyaklar bir daha gelmeye kalkarlar. Tamam tamam. Sen beni merak etme. Tamam. Şimdi sen ne yapacaksın? Planın ne? İşte korallara girmenin bir fırsatını yaratacağım. Gidip Elif'i görmem lazım. Yetimhaneden kardeşimi götüren kadının yüzüğü koralların evinden çıktı biliyorsun. Yetimhane müdürü o ailenin kuyumcu olabileceğini söylemişti. Bütün bunların sonucunda Elif işte benim kardeşim olabilir. Dur bak. Hadi şu korku enerjimiz gitsin. Ne yaptın yine? Tabii gizli gizli Elif'in fotoğrafını çektim. Ece. Bir şey canım, benziyor muyuz? Vallahi gerçekten benziyorsunuz. Ya gerçekten mi? Civan Koral'dan daha çok sana benzediği kesin. Ya bana da pek benzemiyor ama. Yok yok, benziyor. Ya Elif benim gerçekten kardeşim. Sana böyle heyecanlanmayayım diyorum. Böyle bir temkinli olmaya çalışıyorum ama. Bak, 12 yaşından beri tanıyorum seni. 12 yaşından beri senden koparılan kardeşini arıyorsun. 12 yaşından beri bir fotoğrafın peşinden kuyumcu ailelerin kasalarına giriyorsun. Bence bu kez buldun kardeşini. Ah, Hilal arıyor. Alo. Ha, iyiyim. Ben de seni arayacaktım. Ben de özledim. Olur olur, gelirim tabii. Hatta menülerin üstünden geçeriz. Tamam, öptüm, bay bay. Yes, bu işlem de tamam. Ah, köpekler, köpekler ne yaptın? Aa, ben sen onu şakasına söyledin zannettim. Ne yapacaksın kızım köpeği? Ece Çetin her şaka yapar mı? Yapmaz ne yazık ki. Takip. Takip. Cincir takip. Eros. Bak hayatım, ne yapacağız biliyor musunuz? Ben şimdi birazdan sizi bırakacağım ve siz koşarak kapıdan geçeceksiniz. Cincir, tamam mı? Eros, sen çok arkada kalıyorsun. Arkada kalmaman lazım. Cincir. Bak senin iyice psikolojin bozuldu. Bak bakayım bana bir. Oturun oraya. Otur. Otur sen de. İçeri giriyorsunuz, kapıdan geçiyorsunuz. Ondan sonra da koşuyorsunuz, tamam mı? Hadi bakalım, koş. Yürü. Takip, hızla. Hızla, koş. Cincir. Ama Cincir, koş. Koş, 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 koş. Ay Cincir. Eros, Eros, Eros. Köpeklerin peşinden. Eros. Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Beyefendi, köpeğim kaçtı. Ne yapıyor ya, benziyorum. Elimden kayışı kaçıverdi. Aa. Hanımefendi siz burada bekleyin. Biz halledeceğiz. Tamam, bekliyorum ama ne ki burası? Neredeyim ben? Hanımefendi, şu an burada bir müzayede var. Pırlanta müzayedesi. Müzayede mi? Evet. Nasıl? Kırmızı halı var. Var mı kırmızı? Var. Hayır. Hay. Benimkinin kırmızı halıya alerjisi var. Gördüğü anda işer. İşer, bir de bağırsakları bozuk Cincir'in. Büyük olan var ya. İser. Bırakır çok. Peki tamam. Çabucak hızlı gidin alın. Tamam iş. Ama kimseye söylemeyin, tamam mı? Ben de sessiz. Cincir! Abicim basın toplantısında saatler var. Biz niye bu kadar erken çıktık? Ama Murat'ın suratından kurtulmak için. Hem seninle bir abi kardeş yemek yeriz, hem de bir müzayede salonuna uğrarız. Bu arada şu eksperle konuştum, İzzet Hanım'la. İzzet Hanım mı? Kadın mıymış ya? Ben onu erkek zannediyordum. Vallahi ben de. Gelirim dedi ama siyatiği varmış, oturup kalkamıyormuş. Ayrıca da 15 derecem yokmuş. Oha. Ya abi şu Müfit Bey'i biz bir daha mı denesek? Hayır Hilal, hayır. Kör de olsa İzzet gelsin. Müfit'le beni muhatap etme lütfen. Peki, peki. Sen nasıl istersen. Selamlar, kolay gelsin. Bina kapalı beyefendi. Evet evet, bilgim var. Hilal Hanım'la görüşecektim. Bir basın toplantısı varmış galiba. Civan Bey basın toplantısını kendi ofisine aldı. Güvenlik nedeniyle şu an kimseyi içeri alamıyoruz. İçeride kimse yok yani. Teşekkürler. Köpekler içeri pislememiş.
Ne kadar akıllı köpeklersiniz siz. Ne yapıyorsun? Ben sana içeri girerim demiştim. Bak, benden habersiz iş yapamazsın, tamam mı? Bu benim operasyonum. Benim operasyonum risk atacak şeyler, hep bana haber vereceksin. Ben şimdi içeri gireceğim. Peşimden gelme. Ben müzayede salonunu gezdim. Aa, eğer A salonunda yaparsak mahvolduk. Gerçek anlamda B salonunda yaparsak kurtuluruz. Her şeyi not ettim. Ve sana öylece güveneceğim, öyle mi? Yani bana güvenmeyeceğini biliyordum bu arada. Al telefonumu çantamdan. Telefonumla fotoğraf çektim. Alamıyorum, elim dolu. İki tane köpek var. Bak şunu. Bence bir teşekkürü hak ettim. İçten bir teşekkür ama. Sana teşekkür edeceğim. Bütün hepsi bittikten sonra. Ya sana kalsaydı sen daha içeri girecektin. Hilal'i bulacaktın. Ölme eşeğim, ölme. Buna, bir teşekkür edeceksin ya. Buna ne? İşini risksiz yapmak deniyor. Riskli ama sen yap. Ne anlarsın? Riskli yap o zaman. İşini sana mı soracağım işini nasıl yapacağım gir ya? Gir o zaman içeri. Hadi git gir. Git geri girebileceksin. Kızım, bizim dünyamızda senin gibi risklere yer yok. Tamam, ben hırsızım. Ben her şeyi hırsız gibi yapıyorum. Gir içeri. Gir içeri, girebiliyor benim musun? Benim operasyonum. Şu basın dosyaları hazır mı? Hazır abicim. Her şey hazır. Basıldı ofiste. Çok gerginim ya. Hayır, ben niye bu kadar gerginim ben? Gergin bir adam da değilimdir yani. Yok canım, senin hiç kontrol frikliğin yoktur zaten. Hilal, ya bu sabuk konuşma Allah aşkına. Biliyorsun bu müzayede bizim için çok önemli, lütfen. Hata yapamayız. Biliyorum, biliyorum abiciğim. Sana çok güveniyorum. Kardeşim bak. Zaten müzayede bitsin, Londra'ya gideceğim. Buralar hiç tekin değil. Tekin değil derken? Boş ver sen. Abicim, sen bana hiçbir şey anlatmıyorsun. Farkında mısın? Çünkü hayatım seni korumak için. Canım kardeşim, bak sana bir şey olursa ben mahvolurum, biliyorsun. Lütfen. Sorma. Bilmen gereken bir şey olsa ben zaten sana söylerim. O zaman önce müzayede salona gidelim, sonra yemek yeriz. Tamam. Dur, 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 dur. Ne oldu? O Ece değil mi ya? Yanındaki de Onur. Ne? Ne oluyor orada? Ya madem bana güvenmiyorsun, gir içeri. Hallet kendin, işini nasıl halledeceksen. Ver şu telefonumu. Vermiyorum. Ne demek vermiyorum? Vermiyorum. Sana bu telefonu ben verdim. İyi niyetimden pişman ettim beni, her şey yaptığın gibi. Zaten başıma ne geliyorsa sana... Yaptığın iyiliği yüzüme mi vuracaksın? Ver şu telefonu. Ne olan lan? Sana güvenmiyorum. Ne oluyor burada? Hı? Ne oluyor burada? Ya telefonumu aldı, vermiyor. Seni aramamı engelliyor bu sevgilin. Yemin ediyorum benim canımı iyice sıkmaya başladı bu adam. Dur, dur anneciğim. Gerilme artık sen de, yeter. Neden beni aramasını istemiyorsun? İstemiyorum çünkü baş başa kalmak istiyorum seninle. Ve Ece sürekli her yerde. Yani al şu telefonu be. Yemin ediyorum sinirden kafa atacağım artık sevgilim. At Allah aşkına. Ece! Onur, ne yapıyorsunuz böyle ikiniz bir arada burada? Hoş geldiniz Civan Bey. Biz bir arada değiliz. Ben köpekleri gezdirmeye geldim. Sonra madem buraya kadar gelmişim, Hilal'i arayayım dedim. Onur Efendi her şey olduğu gibi bunu da engelliyor, gıcık. Ben Hilal'i görmeye geldim müzayedeye. Bu kadar. Civan, nasılsın bu arada? Kusura bakma, sana böyle bir gerilmiş gibi olma. Tamam, tamam, tamam canım. Cır, sakin ol. Onur işte beni gıcık etti. Önemli değil, önemli değil. İyiyim, iyiyim. Yani sen iyisin değil mi? Ama bir de bir şey söyleyeceğim. Biraz öyle gergin sen de. Hazır böyle karşılaşmışken ben seni bir yemeğe çıkarayım. Ne dersin? Olur. Gerçekten çok iyi olur ama bu bebekler de bizimle gelecek. Gelsin ya, ne olacak? O bebekler minnacık zaten. Yeter ki sen gel. Hadi gel gidelim. Sen alır mısın? Şunu aldım. Gel bakalım. Normalde başkasında yürümezler ama. Hilal, arayacağım ben seni. Biz yemeğe gidiyoruz. Görüşmek üzere. Onur, hadi gel biz de gidelim. Dörtlü yemek yeriz. Yok yok, biz baş başa kalalım aşkım. Gerçekten. Aşkım, hazır abimle aranızı yapma şansı bulmuşken gel. Bayılacaksın, bayılacaksın. Biz de geliyoruz. Bir tek siz eksiksiniz ya. Gerçekten.
gerçekten yani. Hayvanla daha yeni sakinleştirdim. Kime yazıyorsun? İşle ilgili hayatım. Koçum. Hayırdır, birini yakaladık da benim mi haberim yok? Kim bu? Firuz Başkan'ın portresini yapıyorum. Görünür bir yere asacağım ki varlığı unutulmasın. Burada sanki bana bir mesaj var. Aa, aa, aa. Ay sen mesaj verince alıyor musun? Hala yapma ya. Bak her şey yolunda. Sen benim için endişelenme, tamam mı? Bıktım senden. Aman bık. Sen bık. Hala. Bak bugün Ali çok güzel işler başardı. Gel sana anlatayım. Benim sana ihtiyacım var. Hadi gel çalış bizimle. Ne olur. Asla ve kat'a. Benim başka işim var. Ne iş o? Bak daha kapanmamış bir dosyamız daha var. Bay X ile ilgili çalışıyorum. Bu karate videosu ne iş? Ne oluyor? Paslanmayayım diye izliyorum ara sıra. Ya sen paslanır mısın ya? Sen bir efsanesin. Sen beni bile devirirsin istersen. Ya öyle çok isterim ki. Görüyorum. Seni şöyle bir temiz dövsem belki rahatlarım. Gene eğer rahatlayacaksan ben bu konuyu... Ne haber? Hayırdır? Bir şey diyeceğim, sen boş vakitlerinde karate videoları mı izliyorsun? Aa, bana böyle birkaç taktik öğretir misin ya? Ormanda beni devirmen 5 saniye falan sürmüştü. Bakarız. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Mesaim bitti, mesaim yeter. Önemli bir işim var. İnsanları biraz rahat bırakın. Hey, hey, hey. Nereye gidiyorsun sen? Ece. Hoş geldin, hoş geldin. Ben de seni bekliyordum Onur. Gelsene. Lokma. Ne yapıyorsun hala orada? Gelsene. Ne yapayım, davetiye falan mı çıkarayım gelmen için? Hadi, hadi, hadi.
Ben daha erken gelirsin diye bekliyorum ya, azıcık gecikti. Keşke gelirken kahve alsaydım ya, içerdik. Ne yapıyorsun sen burada? Lokma. Ya sen şaka mısın? Hayır. Hayır lokması yapıyorum. Bir şey diyorum ya, gelmişken elindeysin, bana yardım et. Sevap point. Benim işim var Ece. Ofise gitmem lazım. Ha ne işin var? Bence şu an benden daha önemli bir işin yok. Ha bütün gün beni takip ettin. Takiptesin. Bir şey diyeceğim. Bak beni o kadar oyaladın ki teşkilattan iki saat çıkamadım. Yetimhanedeki çocuklara hayır lokması dağıtıyorum. Çocuklar? Geçen hafta düşmüştün, dizin acımıştı. İyi misin şimdi? Ah, ne? Aa, aa. Neler yaptınız bu hafta? Ece abla neden geç kaldın? Evet, bir saat geç kaldın Ece abla. Normalde faktında gelirdin. Ben evet birazcık geç kaldım. Ama artık telafi edeceğim. Size o kadar güzel lokma yapacağım. Evet, çok güzel lokma yapacağım size. Gel bakayım. Gel bakayım. Seni güldüreceğim. Seni güldüreceğim, güldüreceğim, güldüreceğim. Ece ablanız size çıtır çıtır lokma yaptı. Fıstık, yavaş ya yavaş. Eren, Eren yapma arkadaşını öyle. Tamam ben vereceğim sana lokma. Yemesene sen onun lokmasını. Yine mi sen? Al bakalım. Bu sefer tarçın istemediğine emin misin? İstemem. Sen kimsin? O bu haftalık geldi ablacığım. Bu haftaya gelmeyecek. Bizimle baş başa olacağız, tamam mı? Tamam. Yani şimdi seni hiç görmedikleri için beni alıp götüreceksin sandılar. Yani bir daha göremeyecekler diye endişelendiler. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Ay ne yaptım? Ne yaptım da gıcık oldun? Söyler misin lütfen? Sen hep soruyordun ya bana ne olacak diye. Ben şimdi anladım seni. Ayrıca seni ilk defa gerçekten gülerken görüyorum. Gözlerinin içi gülüyor. Çok güzel. Hayatımda doğru yaptığım tek şey bu. Hepsi sana çok hayran. Ne yapıyorsan iyi yapıyorsun. Tabii ki. Al bakalım Efe. Al bakalım Mustafa. Ver çöpünü. Onların beklediği tek şey istikrar. Her hafta buraya geliyorum. Yani bir kere gelmesem hemen de gittim sanırlar. Hayatında güvenebileceğin tek bir kişi yetiyor aslında, biliyor musun? Oldu mu senin öyle bir hayatında? Yani yetimhanedeyken. Evet, bir kişi var. Musti mi? Yani malum ben ajanım ya. Hani Musti'nin senin eski sevgilin olduğu yalanını yiyeceğimi düşünmedin herhalde. Düşündün mü? Daha zekisin, haberin olsun. Evet Musti. 12 yaşından beri beraberiz. Yani manevi kardeşim sayılır. Senin var mı hayatında böyle biri? Halam. Benim tek kişilik ailem o. Annenle baban? Geliyor. Sen de yetimhanede büyüdün tabii ya. Şefim müzayede B salonuna alınmış. Güzel. Şimdi biz herkesi taradık. Çalışanlar, güvenlik, konuklar tek tek. Ama kasa odasına nasıl gireceğinizi konuşmamız lazım. Abi birer tane daha istiyoruz. Tamam canım bak Ece ablanız orada. Ece. Arkadaşlar. Gel, gel. Şefim sen iyi misin? Neredesin? Çocuk sesleri falan geliyor. Ha, iyiyim iyiyim ya. Ece ile lokma da atıyorum. Tamam ben geleceğim biraz onu size. Siz merak etmeyin. Neredeymiş?
Ece ile lokma dağıtıyorlarmış. Ya ben diyorum size işte ya. Bu kadınla tanıştığından beri aklı melekelerini yitirdi. Alın uğraşın şimdi. Hadi bakalım. Belki size de lokma dağıtır. Abla, üç ters bir düz müydü? Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Yapamıyorum. Hiç yapamıyorum. Tamam, daha var. Ben size yine yaparım, yine yaparım. Al hadi ağlama, sana da vereceğim.